Ece gayet böyle açıklayıcı bir parantez açtı ama ikinci sırada önemli şeyler bıraktı. NATO'dan istediğimizi alabildik mi ya da beklentilerimizi karşılayacak teminatlar aldık mı? Çünkü beklentimiz büyük ölçüde buradan Cumhurbaşkanı giderken onur ya da onay verilmeyeceği şeklindeydi ama tam tersine bir tablo çıktı. Biz nasıl ikna edildik? Beklentilerimiz ya da bize verilen teminatlar gerçekten yerine getirilebilir mi? Ya, tabii aslında bu biraz uzun ve zorlu bir süreç. NATO'dan istediğimizi aldığımız sorusu, aldık mı sorusu İsveç'le sadece açıklanacak bir şey değil. Biz evet. epey bir zamandır NATO'dan çok şey istiyoruz. NATO'nun aslında gerçekten bir güvenlik örgütü ise, hani o bir meşruiyet krizi yaşadı epey bir zaman, simetrik bir örgüt sonuçtu. Onun karşısında Varşova Paktı var. Onun için ikisi de var olmuştular. Şimdi o yok. Ama var olmak istedi. Devam etmek istedi. Dolayısıyla bir karşıta ihtiyaç duydu. Bir anlamda düşmansızlık krizi yaşadı. Bir meşruiyet krizi yaşadı. Epey bir zaman zirvelere damgasını vuran şey oydu aslında. Hadi Kosova müdahalesi falan, Balkanlardaki o çözülmeler, boğazlaşmalar imdadına yetişti diyebiliriz. Ee, Bosna soykırımı adeta seyirci kalındı. Amerika'nın o mahsiri sonrası Avrupa ordusu kurma fikrine Hani Güneydoğu Avrupa diyorsun artık Balkanlara. Ordu mu kuracaksın falan. Hadi bakalım güvenliği sen sağla. Dercesine adeta. Kılını kıpırdatmaması falan. Bütün bu iç hesaplaşmaların yaşandığı atletik dünyasında yeni döneme ilişkin. Bütün bunların odayı at Ya açtı mı onu hadi Ukrayna savaşı falan imdadına yetişti belki. Şimdi konuda bir mesafe almaya çalışıyor. Soru şudur. NATO gerçekten bir güvenlik örgütüyse güvenlik üretir gerçekten güvenlik örgütü üreten bir yapının da barışın peşinde olması gerekir. Savaşın değil. Bir de Türkiye diye bir büyük ittifak üyesi var. Güçlü bir ittifak üyesi var. Amerika'dan sonra en hatırı sayılır ordusuyla, gücüyle FETÖ tasfiyesine rağmen. Dolayısıyla Türkiye söz konusu olduğunda bütün refleksleri kuruyan, hiçbir şekilde hareket etmeyen bir NATO bizim her zaman bir sorun alanımız olarak devam edecek. Ama nasıl olacak bu? Yeni dönemde içinde kalarak yapacağız bunu. Bu mücadele sürecek. İsveç NATO'ya üye oldu. Yani bütün Türkiye'nin NATO'dan beklentilerini ya da NATO'nun ahlaki, hukuki, sorumluluk taşıması gereken çizgisini ortadan mı kaldıracak? Baştan verip ya şunun içinde değil miyiz biz? Yaşa yaşa alıştırıldık adet. Yani terör örgütlerinin arkasında bir devlet olmadan yaşaması mümkün değildir uzun soluk. Eğer bir terör örgütü insana paraya ve silaha ihtiyaç duyuyorsa onların sınır aşma kabiliyetleri bugün hala devletlerin iradeleriyle mümkündür. Bunun da ötesinde adım atıldığı çok açık değil mi? Akıl verdi, silah verdi, para verdi, <laughs> strateji verdi, üniforma verdi. Ordu gibi çalışsın istedi. Ve hedef de Türkiye. Şimdi yani bunu yaşıyoruz. Bu mücadele sahada da sürecek, masada da sürecek. Bir anda her şeyin bir merhalede başarılabileceğine inanmıyorum kuşkusuz. Yani daha doğrusu böyle bir beklentim yok. Ama kararlılık bekliyoruz hiç kuşkusuz. Bu sürecek. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın hepimiz için sürpriz olan Seyahat öncesi Atatürk Havalimanı'ndaki Avrupa Birliği meselesini de öne çıkarmış olması ve ardından hani sizin kongreniz varsa bizim de meclisimiz var sözüyle başlayıp sonra orada henüz daha Vilnius'tan dönmeden yaptığı basın toplantısındaki yabancı bazı gazetecilerin sorularının toplamında ben şunu gördüm. Daha çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne odakladı meseleyi. <laughs> Kuşkusuz yürütme olarak bir hazırlık yapacak. Meclise sevki konusunda bir anlamda o merhalede tamamlanacak. Yani o konuda... Yani şunu mu söylüyorsunuz değerli hocam? Kongre bir karar alacak, F-16'larla ilgili karar çıkacak sonra meclis bir onay verecek. Ben biraz oraya eklemlendiği kanaatindeyim. Çünkü bunu zaten Amerika başlattı. Yani İsveç ne zaman alınsa F-16 meselesinde, onunla bir bağ kurdu. Türkiye'de bununla bir ilişki kurulmasına hep karşı çıktı. Ama siz misiniz o bağı kuran? Ben de şimdi meclise bu işi havale ettim noktasında gibi görüyorum. Kaldı ki şöyle bir şey daha dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Milletvekillerimiz bu süreci yakinen takip edecektir. Şimdi bu cümlelerin bir e, açılımına bakıldığında herhalde parlamento üyeleri açısından da onlara yapılmış bu atıfın bir e, kıymeti, bir değeri var. E, Peki soru şudur o zaman, bu süre içerisinde, işte 1 Ekim itibariyle meclis açılacak. Ne kadar sürede e, gelir, yürütme olarak o dosyalar, draftlar ne zaman hazırlanır, teslim edilir? E, bir, bir anlamda onlar da gözden geçirecek. Yani meclise gelmeden önce de bir görecekler bazı şeyleri. Çünkü Orada ikinci anahtar şey e, sayın Cumhurbaşkanı'nın yine gazetecilerin sorularından çıkan uygulamaları göreceğiz dedi ısrarla soru soruldu, zaman dendi, meclis işte tatile girmeden önce yetişir mi dendi. Yetişmeyeceğini bir anlamda söyledi. Ee, ama ondan sonra da ilave cümlesi, uygulamaları da bir göreceğiz dedi. Şimdi Bulan her biri bir, hatta şöyle Madrid sonrası, bir yeni süreçtir bu dedi, yeni bir merhaleye geçildi dendi. Ya bana göre de yani 7 maddelik mutabakat Madrid'dekinin bir anlamı. Ne anlamda. kadar mecliste bekletebilir hocam? Vallahi biraz işte ya bunun bu, bir süresi var mıdır? Bir zaman dilimi var mıdır? Biraz F16, biraz işte e, İsveç'in atacağı adımlar, biraz oralara bağlı olacak bu. Bir de tabii bu özellikle bize mülze serbestisi meselesi, <laughs> Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin falan olmayacağını bizden daha iyi biliyor olmaları gerekir. Öyle bir şey olmayacak kuşkusuz. Ama sonuç itibariyle işte gümrük birliğinin gözden geçirilmesi, güncellenmesi bu iki başlık öne çıktı en somut olarak. E, Bunlara bile ayak direyen bir Avrupa Birliği var yani. Sonuç itibariyle hani e, 1996'dan bugüne gümrük birliğinde teknoloji değişmiş, evren değişmiş, her şey değişmiş, kıpırdamamış falan. Neyse yani sonuç itibariyle. Ee, oralarda da bence bir takım olumlu adımlar görülecek. Onun gerekçeleri üretilecek. İşte şunları şunları gördük. Bunlar aslında şunlar somut atıldı. Bunlar biraz zamana bırakıldı ama yol açıldı falan denilirse meclise o iklimle gelir. Meclis de o zaman kabul edebilir. Burada soru bir başka soru da şudur. Ee, acaba bütün bunlar çok böyle ikna etme çabasıyla ya da gerekçeleri üretilerek yine yürütme tarafından yine bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından mı gelecek meclise yani o e, zeminle mi gelecek o söylemle mi gelecek yoksa bir takım adımlar gördük ama yani onların da yine bir uygulamalarını da göreceğiz fakat mecliste herkesin grup kararı almıyoruz kararı sizlere bırakıyoruz kıymetli vekiller vekiller onu... tek tek süreci takip edecek demiştim. Şimdi sizler bu süreci takip ettiniz. Takdir sizindir bir denecek. <laughs> Grup kararı almadan. Şey, bir hocam bir şey Tabii. söyleyeyim. Ee, e, muhtıra krizi muhtıra olayı gibi olur mu? <laughs> i̇şte ben onu o ihtimali sıfır gördüm. 2003. Biraz bana şey gibi geldi. Evet. E, Benim yani, Irak, Irak savaşı ile yani, ilgili. Grubu savaş i̇şte, Meclis yani, buna hayır tabii dedi. Tabii. Olur yani, mu sizce öyle bir şey? Yani böyle bir e, ihtimali ben e, tamamen sıfır ihtimaldir demiyorum. Ama bu yine özellikle aslında belirlediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerek Avrupa Birliği zemindeki o iki başlık. işte İsveç'in artık onlar yazılı çizili şeyler. Oraları da atacağı neyse o beklenti <laughs> uygulamada görmek istedikleri onlar. E, F-16 meselesi. Evet, yani bunların evet. her biri e, bitsin işte F-16'lar kurdeleye bağlanarak bize getirildiği gün olsun falan. Olmayacak da. Böyle bir şey değil o söylemek istediğim şey. Ama oralardaki e, kendince bir teşhis koyacak Sayın Cumhurbaşkanı. diyecekti ki ben ikna oldum. O zaman grup kararı falan almaya da gerek yok. İkna oldum. O zaman yürütmede ikna olmuş olur. Olmuş olur. Hocam, grup kararı belki... alması zor. zaten evet. Çıkmaz karar gibi. Evet. Yani ben... zaten ama meclis işçiliği gereği de bu gibi konularda grup kararı alamıyorsunuz. Ama hani alıyorsunuz ama. Yok yani <laughs> o anlamda demiyorum ben tabii yani. Evet. Gene itibariyle hani tabi AK Parti MHP bu konuda hani bir ikna sürecinde zorluk çekmez Cumhurbaşkanı. Tabi tabii yani orada konuda... mesele evet. Yani ben sizlerin süreci takip etmenizi istemiştim. Ettiniz takdir sizindir mealinden bir yaklaşımla öbürü farklı bir şey benim söylediğim. Ben bayağı bir gördüm bu süre içerisinde şu 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 başlıkları öne çıkartmıştım buralarda önemli ölçüde iyi niyeti, atılmış şu adımları da gördüm. Ne zamandan sonra? Vilnius sonrası, aradan geçen 3 aylık dilim sonrası. Şöyle bir farklılık oluştu. Bu artık kabul edilebilir noktaya geldi. Cümlesiyle meclise gelmesi başka bir şey. Takdir sizindir ey vekiller, cümlesi başka bir şey.